Covid-19 salgını nedeniyle gerek tüm dünyada gerek de ülkemizde çok zor ve sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bu dönemde olabildiğince evde kalmak, sosyal izolasyonu sağlamak ve birbirimize bulaşı engellemek yapmamız gereken başlıca korunma yöntemi. Biz ise hekimler ve sağlık çalışanları da hastanede çalışmaya devam ediyoruz. Biz genel cerrahi olarak yaptığımız aslında ilk planda COVID-19 hastalarını tedavi etmek değil, bu görev başlıca enfeksiyon, göğüs hastalıkları, dahiliye hocalarımızın görevi. Ama bizim de mutlaka bu hocalarımıza destek olmamız, yardımcı olmamız şart. Elimizden geldiğince onlara bu konuda destek oluyoruz. Yeri geliyor onların yerine hasta bakıyoruz, onlara danışıyoruz. Bu şekilde hastalarımıza ve hekimlerimize elimizden gelen bütün desteği vermeye çalışıyoruz. Diğer taraftan ise hastanede olmamızın amacı acil ameliyatları, zorunlu ameliyatları ve zorunlu cerrahi tedavileri uygulamak hastalarımıza. Elbette size düşen görev evde kalmak ama bu dönemde çok da bir takım gözlemlerimiz var. Bazı hastalarımız oldukça geç dönemde hastaneye başvurabiliyorlar. Ve bu da çok sıkıntılı bir tedavi sürecinde beraberinde getiriyor. O nedenle aslında bu bilgilendirmeye ihtiyaç duyduk biz. Kısaca ben size acil tedavileri ve zorunlu tedavileri nelerdir bu dönemde o konuda bilgi vermek istiyorum. Şimdi acil cerrahi dediğimizde aslında hepimiz biliyoruz akut apandisit, bağırsak delinmesi, tümör delinmesi, safra kesesinin ileri derecedeki enfeksiyonu, karın içerisinde ya da yumuşak dokularımızda gelişen ciddi enfeksiyonlar, mide delinmesi gene benzer şekilde. Bunlar bizim normal hayatta pandemi olsun olmasın yaptığımız acil ameliyatlar, acil cerrahi tedaviler kapsamına giriyor. Sadece gene bir gözlem olarak son zamanlarda fark ediyoruz ki akut apandisit hastaları hastanelere daha geç geliyorlar. Kese enfeksiyonu olan hastalar daha geç geliyorlar. Anlıyoruz ki bu pandemi nedeniyle evde bir şekilde insanlar şikayetlerini farkında olmama ya da şikayetlerini bir takım evde kendilerince buldukları bir takım yöntemlerle tedavi etmeye çalışmakta ve hastaneye gelmemeye özen göstermekte. Tabii burada bir dengeyi kurmak gerekiyor. Biz bu dönemde hani çok basit solunum yolu enfeksiyonları ya da ufak tefek minik ev kazaları nedeniyle gelen hastalarımıza düşündüğümüz gibi hani bunlar evde de halledebileceğimiz tedaviler var dediğimiz gibi bu hastalarımıza da son derece diyoruz ki nerede kaldınız? Keşke daha önce gelseydiniz daha kolay tedaviniz olurdu. Diğer taraftan bir de bu dönemde zorunlu tedaviler var. Zorunlu tedaviler de tabii ki kanser cerrahisi yani kanser ameliyatları. Bu noktada ikiye ayırmak istiyorum. Ayırmak istediğim birincisi kanserin şikayetlerini gene acaba evde atlıyor muyuz? Biraz önce acil cerrahilerin şikayetlerini geçiştiriyoruz dedik. Kanser şikayetlerini de evde acaba geçiriyor muyuz, atlıyor muyuz? Şöyle bir kanser şikayetlerini gözden geçirirsek, genel cerrahi kapsamında ben sadece size örnekler vermek istiyorum. Rektal kanamalar son derece önemli. Kabız ya da ishal atakları, bu bir bağırsak tıkanıklığının belirtisi olabilir. Çok ciddi karın ağrıları, mide ağrıları, kusmalar veya karaciğer safra yollarına gidersek sarılıklar. Bunlar bir safra yolları tümörünün, karaciğer tümörünün belirtileri olabilir. Çok ciddi halsizlikler, tansiyon düşüklükleri, iştahsızlıklar, evde olduğumuz halde kilo vermeler, bunların hepsi bir kanser belirtisi olabilir ve bu tür şikayetleri olan bir kişinin bunları çok da ötelememesi gerekiyor. Bu tür şikayetleriniz varsa tabii ki mutlaka pandemi var diye evde oturmanız gerekmiyor. Uygun saatte, uygun bir zamanda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekiyor. Şimdi bu saatten sonra ne yapıyoruz? Biz bir kanser tanısı koyduğumuz hastaları elbette ki bu pandemi döneminde hemen ameliyat etmek zorunda değiliz. Bir takım farklı yaklaşımlar var. Biliyorsunuz ki bu pandemi ilk Çin'de başladı ve daha sonra da
başta Avrupa, şimdi Amerika ve bizi de içine aldı. Ve bu dönemde bir takım cerrahi tecrübeler edinildi ve bir takım kılavuzlar çıktı. Biz bu hastalara ne yapabiliriz diye. Burada dört tane nokta var aslında. Temel bizim tedavi prensiplerimizi içeren. Birincisi hastanenin şartları. Bu bir pandemi hastanesi ise ve bir kanserli hasta var. O hastane acaba normal, sağlıklı hastaların ameliyatı için gerekli ve yeterli cerrahi sağlık personeline kapsıyor mu? Ameliyathane ve yoğun bakım gene bu ameliyatların yapılabilmesi için ayrılmış yerler var mı? Şartlar uygun mu? İmkanlar uygun mu? Malzemeler uygun mu? Yani hastanenin şartları son derece önemli. İkinci baktığımız konu kanserin evresi. Biliyorsunuz ki her kanser tanısı koyduğumuzda öncelikle yaptığımız bir takım tetkiklerle hastalığın öngörülebildiği kadarıyla bir evresini belirliyoruz. Eğer çok erken evre bir kanser ise o zaman çok rahatlıkla bekletebiliriz hastamızı. Örneğin bir kolon kanseri ve çok erken evre, o zaman bir ay beklemesinde hastanın hiçbir sakınca yok. Öbür ay bakarız, COVID enfeksiyonu, salgını, pandemisi yatışıyor ise ameliyatını yapabilir şartlarda uygunsa. Ama eğer hastanın çok da erken evre bir kanseri yok ise ve şikayetleri de var ise, nedir bu şikayetler? Obstrüksiyon olabilir, yani bir tümöre bağlı tıkanıklığı olabilir. Hasta kusuyor olabilir ya da büyük abdest çıkaramıyor olabilir. Şiddetli kanaması, kanayan bir tümör olabilir. Hastanın yaşam kalitesini bozan bir tümör olabilir. Bu aşamada da gene hastane şartlarını değerlendirmek elbette önemli. Eğer o hastanenin şartları uygun değilse bu hastanenin pandemi açısından daha uygun hastanelere sevk yapılarak orada ameliyatı ya da tedavisi gerçekleştirilebilir. Diğer baktığımız önemli bir nokta ise tümörün biyolojik yapısı. Elbette bunu her zaman öngörmemiz mümkün değil ama bazı tümörler çok agresiftir ve hızlı ilerlerler. Bazı kanserler ise çok daha yavaş ilerleyen türdür. Tabii ki bu da bizi hastanın ameliyatını, cerrahi tedavisini ne kadar öteleyebileceğimiz konusunda bir fikir verecektir. Diğer baktığımız bir faktör ise hastanın cerrahi tedavisini yapmadan önce hastanın COVID olup olmadığıdır. Yani biliyorsunuz ki bir takım hastalar, kişiler bunu tamamen bir grip olarak geçirebiliyor. Ya da sadece taşıyıcı olabiliyor. Yani hiçbir semptomatik bulgusu olmuyor. Bu da hastanede hastanın olduğu dönemde gerek diğer hastalara bulaşının için bir faktör olabilir. Gerekirse sağlık çalışanlarını enfekte edebilir. Ve dahası böyle bir hastanın ameliyatı sonrasında o hastada ciddi bir COVID enfeksiyonu da gelişebilir. Biz mutlaka bu dönemde tedavi ettiğimiz bütün hastalarda ameliyat öncesinde COVID açısından bir testimizi yapıyoruz. Mutlaka bir akciğer görüntülemesini yapıyoruz ve hastanın COVID olmadığını, en azından semptomatik ya da taşıyıcı COVID olmadığını gösteriyoruz. Dördüncü nokta ise ülkemizdeki pandeminin durumu. Sizin de biliyorum ki sürekli takip ediyorsunuz, her gün iyileşen hastalar, taburcu olanlar, vefat edenler ve yeni tanılar. Pandeminin bir şiddeti var, salgının. Hepimiz o piki bekliyoruz. Sonra pandemi inişe geçecek ve yavaşça ülkemizde yok olup gidecek. Eğer bir kanser ameliyatı planladığımızda bu pandeminin pik yaptığı en şiddetli dönemindeyse o da o zaman çok ameliyat kararını ve cerrahi tedavi kararını, her ne tedavi olursa olsun, etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bu durumda ne yapıyoruz? Mesela olabildiğince hastalarımızın biraz önce verdiğim örneklerdeki gibi, mesela rektum kanseri çok erken evre, çok rahatlıkla bekleyebiliriz bir ay. Belki ondan sonra bakıp biraz daha bekleyebiliriz. Bir tomografi ya da radyolojik görüntüleme yapıp tümörün ilerlemediğini gösterip biraz daha bekleyebiliriz. Rektum tümörleri için gene yapabileceğimiz bir ışın tedavisi ve ilaç tedavisi planlayabiliriz. Bu ışın tedavisi, özellikle kısa dönem ışın tedavisi ve ilaç tedavisi hem tümörü küçültecektir hem de bize
zaman verecektir. Yani pandemi şiddetinin azalmasını için bu dönemde hastanın bekletilmesinde bize biraz zaman tanıyacaktır. Bunun gibi diğer hastalarda da işte yakın dönemde bir mide kanseri hastamıza hemen kemoterapi başladık. Pandemi bittiğinde bu 3 kür kemoterapisini tamamlayacak ve daha sonra biz hastamızı tekrar evreleyeceğiz ve ameliyatını yapacağız. Burada önemli olan en kritik nokta, evde kaldığınız bu dönemde lütfen şikayetlerinizi önemseyin. Telefonla da danışabilirsiniz. Şikayetlerinizin önemi konusunda bir takım kuşkularınız varsa bizi arayabilirsiniz. Biz size telefonla da yardımcı olabiliriz. Çünkü gerçekten acil cerrahi bir probleminiz olabilir. Hastaneye geç kalabilirsiniz. Ya da belki de Allah korusun kanser ya da kansere dönüşecek bir hastalığınız olabilir. Tanınız gecikebilir. Tanınız gecikeceği için tedaviniz de gecikebilir. Özetle ben bu sıkıntılı günlerin gerek dünyada gerek ülkemizde bir an önce bitmesini bütün kalbimle diliyorum. Bunun için dua ediyorum. Bu zor zamanlarda birbirimize destek olarak bu günleri aşacağımıza hiçbir şüphem yok. Lütfen siz evde kalın. Biz burada çalışmaya devam ediyoruz. Ama evde kaldığınız dönemde de şikayetlerinizi önemseyin.